Sevgili yaylar, Satürn sizde biliyorsunuz. Ta ki 2017'ye kadar size eşlik edecek. Akrep burcunun sizi devretmesiyle birlikte 2015'in sonlarına doğru Satürn'ü aldınız, kabul ettiniz, etmediniz artık size kalmış bir durum. Ama Satürn'ün çok fazla korkutucu yönleri olmasına rağmen bence çok korkulacak bir gezegen değil. Sizi disipline edecek. Daha önce kaybetmiş olduğunuz ya da yanlış karar verdiğiniz durumlarınızda aslında size öğretmen olacağını söyleyebiliriz. Bu yılda sizinle birlikte, özellikle 2017'nin ilk aylarına kadar da sizle birlikte kalacağını şimdiden söyleyelim, hazırlığınızı yapın. Ama bu demek değil ki Satürn sizi kazaya, belaya, kayıplara götürecek. Hayır, Satürn sizi bu tür olaylardan uzak tutacak. Özellikle bu yıl kayıplar vermek istemiyorsanız sevgili yaylar, yapmanız gereken tek şey Nisan ayına ve özellikle Haziran ayına çok dikkat etmek. Mart ayına kadar yapacağınız girişimlerde çok fazla riskler yok ama Nisan ve Mayıs ayında özellikle kayıplar çok fazla yaşayabilirsiniz. Dikkat diyoruz. Haziran sonundan sonra şanslarınız açılıyor. 5 yıl öncesinde, 4-5 yıl öncesinde özellikle kaybetmiş olduğunuz isminiz, şirketiniz, evliliğiniz, kaybetmiş olduğunuz insanlar, bunlarla tekrar yüze gelebilirsiniz ya da bunlara benzer insanlarla karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. 9 Eylül itibariyle Terazi burcuna geçişi Jüpiter'in size şans ve fırsatları biraz daha fazla yoğun yaşamınıza sebebiyet verecek. Ateş grupları içerisinde olan sevgili yay, öncü grupsunuzdur, öncü burçsunuzdur ve bu gezegen hareketi de Jüpiter hareketi özellikle sizin şanslarınızın artmasına sebebiyet verecek. Çok büyük bir aşk yaşayabilirsiniz. Ev satın alabilirsiniz. Ya da işinizi, yapmış olduğunuz mesleğinizi öyle bir büyütebilirsiniz ki bireysel çalışabilirsiniz, şirketleşebilirsiniz. Ya da yeni ortaklar elde edip dünyaya açılabilirsiniz. İsminizi büyütmek, hayatınızı genişletmek, çapınızın daha da büyümesi için yapacağınız, atacağınız her türlü adımda Satürn sizin yanınızda olacak. Hatalı ya da büyük kayıplar verebileceğiniz işlerden sizi uzak tutacak. Eğer bir şey olmuyorsa zorlamamanız gerekiyor. Özellikle bunu Nisan ve Mayıs ayında yapmamanız gerekiyor. O dönemlerde bir şeyler zorluyorsa o işlere girişimde bulunmamanızı tavsiye ederim sevgili yaylar. Ama 10 Eylül'den sonrası sizin için çok keyifli. Kasım ayı çok bereketli olacak. Bunu unutmayın. Kasım ayında hayatınızı belli noktalara getirmiş, hayatınızda önemli girişimleri yapmış ve güneşin size geçiş yaptığı dönemlerde de şanslarınızı devam ettiğini göreceksiniz sevgili yaylar. Bu yıl çok önemli. Bu yıl yapacağınız her şeyde başarı, umut ettiğiniz her şeyde gerçekleştiğini göreceksiniz sevgili yaylar. Ama tabii ki Satürn'ü unutmayın. Satürn enerjisi, gezegen hareketleri hayatınızda çok önemli olacak. Bunları atlamadığınız sürece, kabul ettiğiniz sürece başarı size daim olacak sevgili yaylar. Mutlu bir yıl olsun, başarılı bir yıl olsun. Sakın kayıplardan korkmayın, kazançlarınız sizle birlikte olsun.